Beyaz Bayrak Ayna programından bir kez daha merhaba. Bir haftalık aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz her zaman olduğu gibi. Bugün yine dop dolu bir program hazırladık size. 90 dakika boyunca keyifli geçmeye aday koşulları sizlerle paylaşacağız. Bunun yanında gözden kaçmayanlar da programımızın her zaman olduğu gibi önemli bir köşesi. Bunları konuşmadan önce tabii her zaman yaptığımızı yapalım. Geçtiğimiz haftadan bu yana neler değişti? Sevgili Oktay'la başlayalım. Her ikisine de hemen verelim. Oktay, önce bir hoş geldin diyeyim. Ondan sonra da pası sevgili Oktay'a atalım. Hoş bulduk abi. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel, keyifli bir haftayı geride bıraktık. Tartışmalı koşulların olduğu, bazı koşullarda yüreklerin ağza geldiği, evet, anlar oldu maalesef hafta içerisinde, ki birazdan ekranlara getireceğiz zaten koşulları. Biraz daha dikkatli olmalarını temenni edelim hem binici kardeşlerimizin. Onun haricinde yine keyifli koşulların olduğu, grup mücadelelerin yaşandığı güzel bir haftayı geride bıraktık. Adım adım ilkbahar yaz sezonuna doğru ilerliyoruz. Şubat'ı bitiriyoruz. Evet, Şubat'ı da bitiriyoruz. Aynen öyle. Bir şey Şubat'ı kalmadı bitiriyoruz. Ki. Yani yeni yıla girdik. İlk ay nasıl geçti anlamadım. Evet. Şubat nasıl geçti anlamadık. Herhalde Mart'ın da nasıl geçtiğini anlamayacağız. Ve bir bakmışız Nisan gelmiş. Her zaman olduğu gibi. Evet, aynen öyle. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler. Peki canım. Emre. Valla dediklerinize katılıyorum. Sıhhatler olsun bu arada. Teşekkür ederim. Hepimize sıhhatler olsun. Valla akış çok hareketli olacağı benziyor. Yani program için hareketli bir akış vaat ediyor. Kesinlikle. O yüzden yorumlarımı oraya saklamak istiyorum. Ama dedikleriniz çok doğru. Şimdi Şubat ayının son haftasına giriyoruz ve tartışmalı koşulları mesela yıllardır getirsek, takvimi böyle üst üste koysak hep böyle işte çim sezonları başlarken, yeni sezona girerken biraz böyle aşırı hırstan kaynaklı sıkıntılar diye görüyorum. Birçoğu jockey hataları. Hı hı. Onun yanı sıra tabii safkanlardan kaynaklı bazı fauller ya da tartışmalı görüntüler de oldu ama özellikle hakem heyetlerinin radikal kararlar alması mesela tabii akışımızda da var. İstanbul'da bir koşuda tarihi bir ceza çıktı. Evet, 30 gün. Bence yani. Burada İstanbul Komiserler Kurulu farklı bir mesaj verdi. Bundan sonra İstanbul'da öyle yarış değiştirecek kadar ağır faul yapmak her baba yiğidin harcı olmaz diye düşünüyorum. O koşular geldiğinde konuşuruz. Keyifli bir yayın olsun. İnşallah seyredenler de keyif alır. İnşallah. Istiyorum. Her zaman olduğu gibi bazı görüntüler, bazı koşular var ki şifayen geçiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki Esçun'da yarışı da öyle bir koşu olacak. Bekir Mert Mırık gerçekten yüreğimize, az önce sevgili Oktay'ın da söylediği gibi yüreğimize, ağzımıza geldi. Evet. Yani korkarak izledik. Allah'a çok şükür ki daha sonraki günlerde at binmeye başladı Bekir Mert Mırık. Ucuz atlatılmış bir koşu. Allah korudu. İşte hep konuştuğumuz bir şey var. Biraz daha dikkat. Koşu içerisinde iyi konsantrasyon. Öyle değil mi? Yani sadece kendi atınız değil, çevre kontrolünde çok iyi yapılması gerekiyor. Çünkü o çevre kontrolü yaptığınız takdirde olaylara daha vakıf olabiliyorsunuz. Şimdi Enver'e döneceğim. Yine Enver'in söylediği bir şey var. Kazalarla ilgili çok önemli. Altını çizerek bir kez daha hatırlatalım. Kazanın geleceğini hissettiğiniz an verdiğiniz reaksiyon alacağınız olumsuzluğu bir nebze daha hafifletiyor. Kesinlikle. Doğru mu? Abi. Enver, ne diyeceksin? Abi maalesef hani bizim atasözlerimizin önemli kısmı böyle tam olarak nokta işareti ediyor ve hani maalesef dediğim kısmı şu. Çok haklı olan sert atasözlerimiz var. Ne diyor? Nus ile uslanmayalı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayalı hakkı kötektir. Evet. Yani önce lafla uyar diyor. Sonra. Lafla uyaramıyorsan diyor kötek. Hakemler de önce kibarca söylediler. Bu son cezalar bildiğiniz cezayla adam dövmek yani. Başka bir şey değil. Düzeldiğini görüyor muyuz? Görüyoruz şimdi birçok ilde, birçok jokeyde düzelme var. Hatta ben farklarınızda söyledim. İlk 10 jokeyden 3 jokeyin bizzat istihbaratım var. Hakem heyetinde kendileri savunma verirken hocam devam edin aynen dediğini biliyorum. Hı hı. Çünkü onlar sezonun geri kalanında kazançlı çıkacak taraf. Evet. Yani yarışların düz koşulması iyi jokeyler için bulunmaz bir nimet. Kesinlikle. Ama bu iş böyle mi düzelmeliydi? Böyle düzelmemeliydi. Şimdi bütün programlar bas bas bağırıyor ya düz gidin, düz gidin, düz gidin. Kimsenin düzeldiği yok. Hakemler ihtar 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 kimsenin düz gittiği yok. Şimdi 10 gün, 10 gün, 10 gün, 15 gün, 30 gün, bir bakıyorsun herkes düz gitmek için özel çaba sarf ediyor. Ki olması gereken olması bu. Olması gereken de bu. Öyle olmuyorsa, nusfa olmuyorsa böyle abi. Oktay? %100 katılıyorum abi. Sonuçta bahsetmiş olduğunuz koşu çok ciddi bir faulün
gerçekleşmiş olduğu yarıştı. Zaten birazdan da ekranlara gelecek koşu, bahsettiğimiz yarış. Bu tarz cezaları göreceğiz ki zaten biz hep programa başladığımızdan beri söylüyoruz. Caydırıcı cezalar olması lazım ki bir şeylerin önüne geçilsin. Bu tarz caydırıcı cezalarda bakalım herhalde sonuç getirir diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir şey ki tabii ki her zaman temcit pilavı gibi üstüne basa basa altını çizerek söylediğiniz bir şey var. Sahaya çıktığınızda jokeri rahat sağlığı her şeyin önünde. Kesinlikle. Dolayısıyla yapılan faullerle ceza almıyor ama yarış sonrası atların problemleri, yaşadığı problemleri bilmiyoruz. Aynen öyle. O aksiyonlarda başlarında neler geldi bilmiyoruz. Dolayısıyla ciddi faullere maruz kalan safkanların belli bir süre start almadıklarını görüyoruz zaten. Tabii kesinlikle. Yani bir travma yaşadıkları kesin. Tabii, belki o anda yansımıyor yarış içerisinde ama sonrasında mutlaka bir şeyler çıkıyor. Aynen. Gerek mental olarak gerekse fiziki anlamda. Evet sevgili yarışseverler, hepinizin malumu biz cumartesi günleri öğlen saatlerinde bu bant yayını yapıyoruz. Cumartesi akşamı ve pazar sabahı da tekrarları var. Dolayısıyla biz bu saatte yaptığımız yerinde Saudi Cup henüz başlamamıştı ama iki kelam etmekte fayda var. Dünyanın en pahalı yarış programı karşımızda Saudi Cup. Saudi Cup daha doğrusu 10 milyon lira birincilik ikramiyesi, toplam ikramiye 20 milyon dolar. Dünyanın en pahalı yarışı. Enver, özel bir gün. Özel bir gün. Ben Suudi yetkilileri bir kez daha tebrik ediyorum. Neden? Türkiye'den ciddi bir heyet gitti yarışı izlemeye. Ve özellikle orada gördükleri ilgi, alaka, burada işte yarış medyasında olan, yarış medyasına emek veren, öyle ya da böyle yarışçılığa emek veren, belki yarış medyasında değil ama yarışçılık adına işte bazı paylaşımlarda bulunan ve Suudi Cup'a gitmek isteyen neredeyse bütün başvuruları Suudi yetkililer pozitif karşıladılar. Kabul ettiler. Biletlerini gönderdiler, konaklamalarını gönderdiler. Neden yapıyorlar bunu? Daha yayılsın, daha fazla video paylaşılsın, daha fazla görsel paylaşılsın, sosyal medya konuşsun. Şu anda bütün dünya hakikaten işin biraz daha böyle promosyon kısmında, biraz daha reklam kısmında. Saudi Cup'ın özellikle Türk pazarı gibi yani yarışçılıkta halen gelişimini sürdüren marketlerde yayılması çok önemli. Benim çevremden en az 10-12 kişi şu anda yarışları izlemek üzere Riyad'da. Sorsan yani başvursa bir 100 kişi daha gider miydi? Bir 100 kişi daha giderdi. Dün akşam biz konuştuk mesela kendi arkadaş grubumuzla. Biz niye başvurmadık acaba dedik. Bilmiyorum falan. Ben de gitmeliydik yani. Riyad Cup'ta olmalıydık diye. Evet kesinlikle. Kendilerimizle konuştuk. Çünkü adamlar inanılmaz bir şekilde gelin diyorlar. Belki seneye. Belki seneye. Ama bunlar gelin derken sadece işte işin entertainment kısmına, eğlence kısmına değil. Atçılık koşan tarafa da gelin diyorlar. Antrenörler, ünlü antrenörlere de gelin diyorlar. Ve o kadar güzel bonusları var ki. Yani gittiğiniz zaman işte çok iyi bir altyapıyla sizi karşılayıp öyle bir rahat ettiriyorlar ki. Çok iyi bütçe var çünkü. Bütçe, sınır yok. Dolayısıyla şimdi orada hem bir yurt dışı tecrübesi elde ediyorsunuz. Yani orada işlerin nasıl yapıldığını sonuçta hakemler, yarış komiserleri, İngiliz menşeli. Yarış organizasyonu yani saha içine hipodroma girdiğiniz andan itibaren bütün otorite İngiliz menşeli. Dünya yarışçılığıyla birebir entegre bir yarışçılık günü yaşıyorsunuz. Ama yarış dışı zamanlarınızda da size Suudların ciddi bir ilgisi alakası var. Böyle bir festival olduğu zaman da tabii konuşulması, duyurulması, farklı sosyal medya içeriklerinin çıkması çok normal. Ben bu açıdan büyük takdir ediyorum. Bizim mesela yeni yaptığımız şeyi adamlar arşa çıkarmış durumdalar şu anda. Bir de az önce söylediğim gibi ciddi bütçe var. O bütçeyle de yapılması gerekenleri yapıyorlar. Profesyonel kadrolarla çalışıyorlar. %100. Dolayısıyla gelişimini de sürdüren bir ülke. Oktay? Vallahi abi yani özellikle oradaki arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan aldığımız işte videolar olsun, resimler olsun. Orada olmayı istiyor insan gördükten sonra. Çünkü ki Emel abi de katılacaktır. Her sene organizasyon olarak da üzerine büyüyorlar. Koyuyorlar. Büyüyorlar tabii. Daha çok tecrübe kazanılıyor. Daha da tecrübe kazandıkça daha da üzerine koyuyorlar. Hatta ben yani çok değil bir iki seneye kadar Dubai World Cup'ın bile önüne geçebileceğini düşünüyorum. Katılıyorum ben. Saudi Cup'ın. Yani Dubai bunları yapmıyor mesela. Evet bunları yapmıyor Dubai. Mesela herkese gelin demiyor. Orada belli bir farklı sınırı bir var. Politika izleniyor. Evet farklı bir politika izleniyor. Ama burada hani daha çok gelişmesi, daha çok büyümesi adına
tüm imkanları seferber ediyorlar. Bir de genel anlamda da sadece açılıkta değil, genel anlamda baktığımız zaman ülke ciddi bir değişim yaşıyor aslında. Tabii tabii, kesinlikle. Yani tabii. Zaten oralara girersek hiç çıkamayız yani. Program kulakları çılasın, bir abim dedi ki, abi bir kralla bu kadar şey değişir mi dedi. Yani. Evet. Bir kral değişince değişim. Bu kadar şey değişir. Zaten değişimin başlangıcı, ama işte o Suud şeyine girersek çıkamayız. Tabii çıkamayız. Ekspatların yani yurt dışından gelmiş çalışanların yaşadığı bölge mesela ayrı bir bölge. Benim orada da arkadaşlarım var çalışan ekspat olarak. Buradaki yaşantı diyor yani dünyanın değme şehirlerinden eksik değil. Tabii. Ve orada da yani ayrı bir eyalet gibi o ekspatların yaşadığı bölge. Öyle bir baskıcı rejim vesaire gibi bir durum asla söz konusu hiç değil yani diyorlardı. Şimdi tabii giderek yeni kralla beraber farklı bir açılıma da gittiler. Hı-hı. Geçen güzellik yarışması yapıldı yani. Tabii, tarihinde evet, böyle bir şey. Aynen öyle yani. Tarihte yok. Görünmüş şey değil. Ama bizi ilgilendiren kısmına dönecek olursak mesela biz deseydik ki ya biz orada bir program çekeceğiz. İşte Thai TV ekibi olarak geleceğiz. Biz 16-17 yıldır bu yayını yapıyoruz. Yayını orada yapalım. Bak emin ol A'dan Z'ye her şeyimiz verilmiş. Orada bize yer ayrılmış. Biz orada yapıyorduk programı. Bu kadar da aynen öyle. Bu kadar da yapılsın diye adamlar gelin diyor. Yeter ki evet, gelin. Doğru. Seneye bir şeyler yapmak lazım. Peki. Evet. Devam edelim. Beyaz Bayrak Ayna Riyad Özel. Riyad Özel. Riyad Özel. Şöyle kısaca jokey istatistiklerinden de bahsedelim istiyorum. Nevzat Ağacı, Mehmet Kaya, Vedat Abiş, Ahmet Çelik, Müslüm Çelik ilk 5. Nevzat Ağacı %20 ile, Mehmet Kaya %21 ile, Abiş 27 ile, Ahmet Çelik ve Müslüm Çelik %24 ile geçtiğimiz yıldan rövanşı olacak şekilde duruyor sezonun başı. Evet. Nevzat Avcı, Mehmet Kaya çok iyi gidiyor ve de tabii Ahmet Çelik, Müslüm Çelik. Kısaca bahsedelim. Tabii şimdi önemli olan yaz sezonunda nelerin olacağı. Evet. Yani İstanbul, Ankara başladıktan sonra tablo çok değişir. Kesinlikle. Yani mutlaka değişecek. Ha, tabii ki başa oynayanlar yine oynar başa. Ama mutlaka onları daha İlaveler çok olacak. Zorlayacaklarını düşünüyorum diğer jokeylerinde. Vedat Abiş'in ciddi bir yük var. Bir lider jokey olarak bitirdi, şampiyon jokey. Bu sene evet, bakalım kaldığı yerden devam edebilecek aynen mi? Öyle. Aslında Vedat'ın sırtında her sene var bu yük. Bundan sonra hiç bitmez. Hiç bitmez yani, çünkü geçen sene de diyorduk ki mesela bir önceki sene ikinci oldu. Bakalım bu sene kazanabilecek mi? Altından işte kalktı çünkü artık. Heh. Bence üzerine koyarak bu devam sene edecek. Bu sene de diyoruz ki acaba o liderliğini devam ettirebilecek mi? Yani Vedat'ın sırtında bu yük olacak. Evet. Ama sahada da bir o kadar soğukkanlı bindiğini düşünüyorum mesela. Tabii, tabii. Hiç bunları bence kafasına takmıyor. Ciddi bir orana şu anda %27 ile biniyor. Aynen, ki cezadan evet, geldi. Evet. Enver? Valla bu yılki jokey rekabeti önceki yılların biraz daha üzerinde başladı. Neden? Yarış ikramiyeleri arttı. Yaşam koşulları, ekonomik koşullar herkes için, A'dan Z'ye herkes için zorlaştı. Dolayısıyla jokeylerin masrafları artmışken hatalı bir yarış seçimi, işte bir atın kendi tercihinizle kaybedilmesi falan, bunlar kolay altından kalkılacak şeyler olmadığı için herkes ayrı bir ciddiyetle biniyor. Bir de dikkat edin, şu anki liste çalışkanlıklarıyla ön plana çıkmış adamlar. Bunlar hep kış sezonunun böyle ön plana çıkan isimleriydi. Bu yıl da öyle oldu. Ben acayip bir yaz sezonu olacağını düşünüyorum. Yaz sezonunda şu anki ilk 5'i çok zorlayan isim olmaz. 2-3 kişi gelir ama düşenler olacak çünkü öyle görüyorum biniş stilleri bakımından, ama ilavelerin girmesi çok kolay olmayacak. Bu ilk 10'daki isimler hep dönecek bence. Evet. Kolay bir sezon değil. Evet. Yani heyecanla, keyifle hem ilkbahar yaz sezonunu yarış olarak beklerken jokey tercihleri, jokey performansında önemli olduğunu düşünüyorum. Hızlı bir şekilde haftanın koşularına başlayalım. 17 Şubat Yüreğir Belediyesi koşusu, 4 yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıktılar. 1.36.04'te Tunç Dağ kazandı. Şöyle yapalım. Birer birer mesela birinci koşuyu sevgili Oktay değerlendirsin. Enver'in davesi varsa yapalım. Olur. Bu şekilde gidelim. Hay hay, hem de koşu atlamamış oluruz. Tunç Dağ Mehmet Ak Yavuz da kazandı. Görelim koşuyu. Bordo Mavi, verdiği aradan sonra sürekli üzerine koyan bir isim ki son yarışında da nedenli formda olduğunu bize gösterdi. Son ana kadar liderlik mücadelesi yaptı ve son anda Tunç'a geçildi ama en az kazanan kadar başarılı koştu. Şu anda kırmızı beyaz formasıyla lider gördüğümüz isim. Megastar'ın 3. Katoğlu'nun 4. Yiğit Kardeş'in 5. Tanışır'ın da 6. olduğu bir koşu. Oktay, Bordo Mavi son anda Tunç'a geçildi. Neler söylersin? Güzel bir koşu oldu. Evet, aslında yarış başladığı gibi bitti. Sadece sıralama değişti. Hı hı. Bordo Mavi Tunç Dağ başlayan yarış Tunç Dağ Bordo Mavi şeklinde neticelendi. Tabii bunda koşunun yavaş tempoda koşulması, öndeki iki safkanın
diri şekilde düzlüğe çıktıklarında nedenle dirençli kalabildiğini zaten biliyoruz. Kaliteli isimler bu tarz pis ve mesafelerde koşu lehlerinde gittiği zaman nedenle etkili oldukları zaten bilinen bir gerçek. İki safkanda da çok etkili jokeyler var. Birinde Ayhan Kurşun, birinde Mehmet Akyavuz var. Düzlüğü bu şekilde kolay tempoda döndüklerinde arkadan gelip özellikle bu tarz safkanları atlamak çok zor. Ki zaten 400'den sonra da mücadele iyice bu ikili arasında cereyan edecek şekilde gelişti. Megastar katılmaya çalıştı. Megastar, Katıoğlu Şanlıurfa'dan 5 gün arayla geldi bu yarışa. Onun belki yorgunluğunu yaşamış olabileceğini düşünüyorum. Bir de Ahmet'le hiç uyum sağlayamadı yani. Evet, aynen. Şu anda 4.lükte izlediğimiz siyah beyaz kırmızı formasıyla. Ama at da hiç akmıyor abi. Yani bilmiyorum. Olduğu yere bastı mesela düzlükte. Mesela 3 yaşlarındaki 9 tane kamçı kullandı mesela. 3 yaşlarındaki performansı göremiyoruz. Mesela İstanbul Sentetiği'nde, Taylı'nda müthiş kesinlikle yarışları var. Tabii. Ya tabii şimdi sezon dönünce belki çim sentetikler açılınca biraz daha etkili olduğunu göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü kum performansı bir tık aşağıda bence. Çim ve sentetiğe göre bir tık aşağıda olduğunu düşünüyorum Katıoğlu'nun. Ama tabii ki bu etkisiz performansı ben yakın ara gelmesine de biraz bağlıyorum. Olabilir. Şanlıurfa'daki yarışıyla. Onun haricinde iki safkını da kutluyorum. Tunçdağ ve Bordo Mavi. Bu Bordo Mavi sadece ikramiyeyi kaybetti. Evet. En az Tunçdağ kadar başarılı koştu. İki safkını da kutlarım. Ömer var mı ilave? Çok bir ilavem yok. Ben o zaman Mehmet Akyavuz ve Ayhan Kurşun'un diğer bütün jokeylerin işini zorlaştıracak şekilde doğru bir tempo koydukları için yarışı böyle bittiğini düşünüyorum. Birbirlerini ezmeden geldiler yani düzlüğe kadar. Peki devam edelim sevgili Barbaros. 18 Şubat İzmir'e gidelim Adana'dan. Kısa vade 8. Saygı ve rahmetle Adana'nın yarışımıza büyük hizmetleri bulunmuş. Sedat Ali Erzade adına koşulan koşuydu. Saygı ve rahmetle analım. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıktılar. 1.27.86'da Can Efe Vedat Abiş'te kazandı. Şimdi bir kısaca konuşmak istiyorum. Sweet Sacrifice ile ilgili. 18.1.2024'te güzel bir yarış kazandı. Ondan sonra Oktay ve sevgili Emel iki yarış kayıtlıydı. Evet. İki yarıştan da silindi. Ve demek ki ufak tefek bir takım sorunlar yaşadı ki bunda son koşusunda şimdi Can Efe'nin kazandığı yarıştaki performansıyla görüyoruz. Liderliği yapıyor ama sonlara doğru Sweet Sacrifice, Stormy, Can Efe mücadelesi vardı. Sonlara doğru temposunu kaybedince koşudan 5. olarak ayrıldı. Çok klas bir isim ama dediğim gibi o iki kayıttan silinmesi bir takım sıkıntılar olduğunu gösteriyor ki o gün içinde kağıt üzerinde oldukça önemli bir favoriydi ama beklentinin aksine iyi bir performans sergileyemedi ama kalitesinden bir şey kaybettiğini söyleyemeyiz. Sweet Sacrifice için oldukça kaliteli bir safkan Ender. Çok kaliteli bir safkan ama şimdi bazen bazı ustaların yorumlarını dikkatle dinlemesi lazım herkesin. Zaten yayın esnasında herhangi bir isim bir şey söylüyorsa bir ciddiyet barındırıyor. Bir de bunu usta isimler söylüyorsa mesela İmparator bu atla ilgili bazı uyarılarda bulundu. Biz sonrasında sevgili Görkem'le de bir yazıştık. O da ekibinin tabii doğal olarak ekibine çok saygımız sonsuz çok güveniyor. Ekibinin geri bildirimlerini söyleyip dedi ki ya böyle ciddi bir şey yok yani. Bir sonraki yarışta bunun izlerini sileriz. Mesela İmparator'la biz yayın sonu konuştuğumuzda dedi ki bir dahaki yarışı daha kötü olur dedi ben. Bu koşu sonrası. Bu koşudan önce. Önce. Bir önceki yarışında uyarıyı yaptı İmparator bu yarışında kötü koşacağını söyledi. Şimdi düzlüğe kadar atın gelişiyle yarışın ciddileştiği yerdeki atın ayak değiştirmeyen görüntüsünü izlediğimizde şimdi İmparator haklı. Hatta ben bu görüntüleri sorduğumda İki tane de kaydı vardı. Kantrat risk koşusuyla işte Fehmi Simsaroğlu koşusunun ikisinde de kaydı vardı bu atın. Vallahi koşarlar mı bilmiyorum ama öyle bir söyledi ki İmparator hani koşmamaları lazım dedi. Ben Gedikoğlu ekürüsünü kutluyorum. En azından safkanın sorunuyla ilgili bir muhtemelen bir çözüm arayışındalar ki böylesi kıymetli yani pas geçmesi zor iki yarışı birden pas geçmek de önemli bir karar. Kesin, atı çünkü kazanmak çok adına müstesna bir at. Yani evet. Sweet Sacrifice özel yetenekleri olan taylardan biri. Bir ay gecikebilir, 1,5 ay gecikebilir, 3 ay gecikebilir, sıkıntı yok. Yeter ki sağlıkla koştuğu koşuları yakalayalım. Sağlıkla koştuğunda da zaten bugün geçildiği, hatta bugün hepsine geçildi ama bugün geçildiği atların genel olarak önünde yer alması muhtemel bir at. Ben böyle özel atların ufak tefek bile olsa bazı sıkıntılarla koşmasını doğru bulmuyorum.
Ekipleri tabii ki taylarını en iyi bilen insanlar ekipleri yanındalar. Muhakkak. Yatıp kalkıyorlar onunla ama böyle özel atların böyle basit sebeplerle yarış kaybetme lüksü yok. Bazı atlar vardır. Onlar bazı eksikliklerle koşarlar. Üçüncü olurlar, dördüncü olurlar. Önemsemezsiniz ama bazı atlar vardır. Onların kötü koşmaya tahammülü dahi yoktur. Çünkü onun kalitesine yakışmaz. Kalitesine yakışmayacak atlardan biri de Sweet Sacrifice'tır. Böyle özel atların eksiksiz oldukları zaman sahaya gelmeleri, şovunu yapmaları, ahırına geri dönmeleri gerekir. Bunun zamanlaması için belli bir ara verilmesi gerekiyorsa da o ara verilmelidir. Vermişler zaten. Kutluyorum inşallah en kısa sürede de geri döner. Kazanan Can Alış için de kocaman bir parantez açayım. Gerçekten Can Efe için özür diliyorum. Can Alış diyorum. Can Alış bize alındı. Can Efe için de bir parantez açayım. Vedat Abiş İdaresi'nde zaten bu yarışı yapacağının sinyallerini vermişti. Hı-hı. Bir önceki yarışında bence bir aşama kaydetmişti. Vedat biniyor. Bu sefer daha hani sahanın şu anda en formda jockey'i biniyor. Evet. Ve kusursuz binince de arka grubu tabiri caizse çok kolay geçmeyi başardı. Ben Can Efe'nin bundan sonraki yarışlarında da benzer performanslarını izleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii merak edilen şey İstanbul Sentetiği ya da Çin Pist'te aynı performanslar sürecek mi? Bekleyip göreceğiz. Orada bekleyip göreceğiz. Peki Oktay? Benim çok kısa iki ilavem olacak. Sweet Sacrifice, evet, kötü bir performans sergiledi. Bu yarışında yarış hayatında ilk kez kulak tıkısı olmadan mücadele etti. Ve yarış hayatının en kötü koşusu oldu. Hı hı. Tabii ki bazı bir takım problemleri olabilir. O konuda zaten düzlük üzerinde yaptığı aksiyonlar pek sağlıklı gözükmüyor Tayin. Ama kulaklıkla da ben bir yerden sonra etkili yani alakalı olduğunu düşünüyorum biraz. Yani ama mental olarak tabii yani mental olarak da etkilemiştir altında bence. Çünkü özellikle jockey ve ekip tarafından gelen raporlarda son 300'den sonra özellikle o çevresel faktörlerden, sesten de çok olumsuz yönde etkilendiği yönünde de bir takım duyumlarım var. O yüzden muhtemelen tekrar kulaklığa geri dönecektir bir sonraki yarışında. Ama başta dediğim gibi mutlaka sağlık yönünden de bir takım eksiklikleri vardır diye düşünüyorum. Yoksa sadece kulaklık. Tabii. Sadece oraya bağlamıyorum. Ama onun da etkisi olmuştur bence. Can Efe ile ilgili ufak bir detay vereyim. İlk kez dil bağ takısı kullandı bu yarışında. Ve bence çok yaradı Tay'a. Evet. Çünkü yarış hayatına başladığından beri hep startla birlikte liderliği almaya çalışan, çok süratli işte bir Can Efe izliyorduk. Ama bu yarışında düzlüğe kadar sabırla bekleyen, sonrasında arttırarak kazanan ve fotoya girişinde de sanki bir 200 metre daha olsa, 300 metre daha olsa devam edecekmiş görüntüsü vardı Can Efe'nin. Bu takının da ben Can Efe'ye çok yaradığını düşünüyorum. Ekibini kutluyorum. Peki devam edelim. 20 Şubat Antalya'dayız sevgili yarışseverler. Grup 3 bir koşu, 4 yaşlı Araplar. 1500 metre sentetik piste çıktılar. 1.38.38'de Jafar Mehmet Kaya ile kazandı. Koşunun önemli favorilerinden biri İhsan Ateşi'ydi ki beklentinin altında bir performans ama bir yarış öncesinde de istenilen performansı sergileyemedi. Koşu sonrası Mali Komiserler Kurulu İhsan Ateşi'nin antrenörü ve jokeyini Komiserler Kurulu'na çağırıyor. Son düzlük performansı ile alakalı bilgi alınıyor. Antrenör ve binicinin verdiği ifadeler yeterli görüldüğü paylaşılıyor. Onu da yarıştan önce sizlere anlatmış olayım. Hemen koşuya gidelim. Start çıkışında Katı Zeynel liderliği aldı ama kısa bir süre sonra mavi ağırlıklı formasıyla dışarıdan gelen İsyan Ateşi liderliği aldı. 1-2 olarak gittiler. Jafar da hemen arkalarında gördüğümüz isim. İstanbul'da da başarılı yarışlarını izlediğimiz isim Jafar. İlk grup galibiyetini de elde etmiş oldu. Cezalarla da ilgili bahsedeyim. Son silah Özcan Yıldırım start çıkışı usulsüz kurulardan sözlü uyarı aldı. Eray Kan Vedat Abiş start çıkışında yine sözlü uyarı. Bunun yanında da ihtar 2949 lira var. Son düzlükte dıştan içeriye doğru yaptığı hamleden dolayı diyelim. Ve sıralamalarda bir değişiklik yok. İsyan Ateşi koşunun liderliğini yapıyor. Düzlük döndükten sonra aynı temposunu devam ettiremeyince dediğim gibi Mali Komiserler Kurulu tarafından bir görüşmeye çağrılıyor. Herhangi bir problem yok. İlerleyen günlerde kaldığı yerden formunu geliştireceğini de düşündüğümüz kaliteli bir isim diyelim ve Emre'ye sözü vereyim. Ben bu start çıkışındaki sözlü uyarıların grup düzeyindeki yarışlarda anlamsız olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Geçen hafta Kukitay yarışında Eren Dursun Ökten'e 3000 küsür lira apranti kardeşimize verebilen Antalya komiserlerinin grup 3 yarışta start çıkışında usulsüzlük görmesini, sözlü ihtarla geçiştirmesini doğru bulmuyorum. Şimdi zaten at düz gitmiyor Kukitay. Bir takım sorunlar olduğunu biz ekran başından görüyoruz. Tabii. Sen oradaki aprantiye start çıkışında radikal bir şey görmediğimiz halde 3000 küsür lira verebilecek kadar kardeşim düzgün gidin mesajı veriyorsun. Dönüyoruz grup 3 yarış 2 tane jockey start çıkışında
usulsüz kulvar değiştiriyor, sözlü ihtara geçiyorsun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani cezayı vermen gereken, daha bonkör bir şekilde ceza alman gereken yer bu taraf. Grup yarış, her ikisi de baş jockey. Start çıkışında bir menfaat sağlama koşu performansını direkt etkiliyor. %100 etkiliyor. Ya bir de hiçbir şey olmasa, şimdi geçen hafta verdin abi. Geçen hafta Kukita yarışında ele alan olmadı ya. 3000 küsür lirada. Dedik ki tamam ver. Herkese ver. Ama burada ne oldu şimdi burada? Bir haftada ne değişti? Bir tarafta maiden, bir tarafta grup 3. Evet, grup 3 ve bir daha seyir zevkini bozamazsın. Ha, dersen ki burada çok radikal mi geldiler? Yok, radikal gelmediler. Ben işin o kısmında değilim. Kukitay'da radikal gelmedi. Yani şimdi burada, ama burada özcene vereceksin 3000 lirayı. Eğer orada Eren Dursun Öktere veriyorsan. Aynı foy. Evet. Ama bu grup 3 yarış. De, ama ha, ikisine de sözlü ihtara da okeyim. Ama aynı kurulun birine para cezası. Birine para cezası ve maiden yarış ve sorunlu bir at belli. Birine sözlü ihtar, baş jockey, grup 3 yarış. Olmaz. Evet. Olmaz. Jafar için de büyük bir tebrik göndereyim ekibine. Açıkçası ben o gün için çok ön plana çıkardığım yaz değil. Hatta kuponumda da yoktu. Beni acayip utandıran bir yarış yaptı. Müthiş bir koşu koştu. Bir aşama içerisinde olduğu netti ama mesela Antalya'da, Antalya sentetiğinde İstanbul sentetiğinden daha iyi koşan atlar olduğunu gözlemliyorum. Jafar'da onlardan biri bence. Mesela İstanbul sentetiğinde de sizin özellikle çok ön plana çıkardığınız günleri vardı Jafar'ın. Ama mesela o gruplarla bu gruplar bence kıyas kabul etmez. Siyahla beyaz. Bu grubu böyle geçebilen bir at mesela İstanbul sentetinde böyle koşmuyor gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var Enver. Gün geçtikçe üzerine koyan bir Jafar izliyoruz aslında. %100 o da etkilidir. Jockey ile uyumu %100 çok kıymetli. Ama bence Antalya'nın havasının, suyunun ve özellikle sentetik pistinin değiştirdiği atlar var. Hani extraction için konuşmuştuk. Antalya pistinde bir başka koşuyor diye. Ben Jafar'ı da Antalya pistinde başka koşuyor sınıfına alıyorum. Ha, Rüzgar Barış'a da bir parantez açarım bundan sonra. Koşuyu engelleyecek. İlk yarışında yani nereden geliyor? İngiliz atı kapatamaz. Bir de yanlış mı hatırlıyorum? Kapatıyordu neredeyse. Bursa'da grup yarış galibiyeti var Çin pistte. Evet. Çok iyi koştu. Oktay Rüzgar Barış o gün bayağı parlattığın bir isimdi. Sezar'ın hakkını Sezar'a verdim. Değil mi? Hatırlıyorsun o günü. Tabii hatırlamadım. Son anda geldi geçti. Özcan Yıldırım biniyordu. Aynen öyle. Özcan Yıldırım biniyordu. Oktay, Emre var mıydı abi? Daha ne diyeyim abi. Peki Oktay. Geçti at kimdi Rüzgar Barış'ın o gün? Geçen hafta, geçen koştu. Altıntepe miydi? Hayır. Yok. Söyle doğru derim. Çok ciddi favoriydi hatta. Evet evet. Aa, yakın tarihte koştu zaten. Ben hatırlayamadım. O yüzden size sordum. Bordo mu? Yok, kırmızı mı? Lacivert formalı mıydı acaba? Şey mi? Geriledi sonra. Neyse birazdan bakarız ona. Yakın sanki bu hafta içi koştu gibi geliyor bana ya. Yok koşmadı abi. Birazdan bakarız ona. Yarışla ilgili yoruma gelecek olursam. Bir dakika, ben sen konuşurken bulacağım. Yok yok, hemen bulur Enver abi zaten. Ha, bakıyor musun? Bulacağım abi. O hemen bulur. Ben hemen bulamam. Siz bulamayabilirsiniz. Evet, sen şimdi Siri'ye sorarsın abi. Siri her şeyi biliyor. Benim kanki. Şimdi yarışta benim ön plana çıkardığım at bu koşuda isyan ateşiydi. Kendi adıma. Son koşu performansına rağmen. Evet, son koşu performansları ben ölçü almadım. Kaşmirtay. Kaşmirtay. Doğru. Evet, Kaşmirtay. Doğru. Büyük favoriydi. Ki geçtiğimiz gün koştu. Koştu ya, onu diyorum evet, işte. Evet. Yakın tarihte doğru. Koştu. Öztek Bey'in kazandığı yarışta koştu. Evet, koştu. Doğru. Ben bu yarışın da ölçü almıyorum İhsan Ateşi'nin. Günlük bir problem yaşadı. Bunu söyleyeyim. Kimin? İsyan Ateşi. İsyan Ateşi. Evet. Yani normal günlük bir problem yaşadı. Ben kapris yarışı aradan sonra koştuğu yarışta evet, yayındaydık. Ben şaşırmıştım ama o kadar. Ama böylesine serin bir havada öyle bir problem yaşaması da üzücü. Üzücü tabii ki. Ciddi misin? Evet. Yani ekip mutlaka çaresini bulacaktır. Arayacaktır en azından. Çözümünü arayacaktır diye düşünüyorum. En azından aynen neyi öyle olduğu belli. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun diye. Jafar'a gelecek olursak çok çok ultra bir performans. Yani açıkçası benim İsyan Ateşi'ne en ciddi rakip gördüğüm atlardan birisiydi Jafar. Çünkü İstanbul'da yaptığı yarışlar ortadaydı Safkan'ın. Ki de o gün için doğru. Rüzgar Barış belli bir aradan biraz eksik geliyordu bence hazırlık olarak. Ona rağmen muazzam koştu. Müthiş ki koştu. Bir sonraki yarışında zaten ki biraz da böyle süratli giden bir koşu yakalarsa Rüzgar Barış net bir yarış yapar bir sonraki koşusunda. Onun haricinde Jafar'ın ekibini kutluyorum. Mehmet Kaya'yla da çok iyi uyum içerisinde olduğunu söylemek isterim. Peki, hızlı bir şekilde Antalya'dan İstanbul'a dönüş yapıyoruz. Avrupa Ekonomi Zirveleri koşusu önemli bir koşu. Misafirlerimiz de vardı. Keyifli geçmeye aday bir koşuydu. Öyle de oldu. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte 1.32.60'da kazandılar. Öztek Bey ve Zatabiş'te kazandı. 4'te 4 yaptı ki geçilmezliğini 4. koşusuna yansıttı.
Koşu'nun ağır favorilerinden biri Ak Filozof'tu. Verdiği bir ara vardı. O da 9'da 5 yapan bir isimden bahsediyoruz. Koşu'yu bir hatırlayalım. Evet, azatlı bir koşu dedik ama çok keyifli geçti. Uçan Kutlutay koşunun liderliğini aldı ki sonlara kadar da mücadelenin içerisindeydi. Ak Filozof'ta sarı ağırlıklı formasıyla izlediğimiz beyaz burunsalıyla ikincilikte gördüğümüz isim. Start çıkışında 6 boy, bu kadar denk rakipler yanında 6 boy startta kaldığınız zaman başlamadan şansınızın bittiğini söylüyor. Startta kaybetti. Aynen, Kral Batur'dan bahsediyoruz. Sonlarda çünkü birbirlerinden ayrılmayan rakipleri vardı. Start problemi yaşamasa daha iyi yerlerde bitirebileceği kesin. Koşuya dönecek olalım. Sıralamalarda bir değişiklik yok. Mehmet Kaya Ak Filozof ikincilikte, Uçan Kutlutay koşunun liderliğini yapıyor. Öztektay da Vedat abi işte üçüncü sırada gidiyor. Mehmet, şimdi Vedat içeride kaldı. Mehmet'in start viraj dönülürken ki hamlesini izleyelim. Evet. Dışarıya öyle bir açıldı ki Vedat mecbur kaldı. Aynı yerde kalmaya. Bakar mısın burada şimdi? Vedat'ın dışarıya çıkma şansı sıfır. Yok. Dolayısıyla mecburen o iki atın arasına girmeye çalışacak. Mecburen kaldı. Gel dedi buraya yavrum. Gel. gel. Hayır öyle bir yapıyor ki. Hiç şansın yok. Dışarıya açılman için 4-5 boy kaybetmen aynen gerekiyor. Gel, Vedat, gel yaptı çok Vedat güzel. Vedat burada dışarıya çıkma hazırlığını yapıyor o da. Evet aynen. Her an diyor Ak Filozof'un temposu düşerse ben de dışarıya nasıl çıkabilirim onun hazırlığını yaptı. Ve ilerleyen metrelerde de Ak Filozof'un temposu biraz düşünce geldi. Son anda Özbek Berat Uçan Kutlutay'ı geçme başarısı gösterdi. Her şey aslında Uçan Kutlutay lehine gelişti. Vedat kaybetseydi sosyal medyada linç hazırdı. Ben şöyle yazmıştım. Şöyle koşuyu seyrettim. Ucuz kurtuldu. Vedat'a rağmen kazandı dedim önce. Sonra bir baktım. Yo. Aslı kendim de çelişiyorum. Evet. Bir kez daha izleyince evet. Mehmet Kaya evet. Öyle bir yani Mehmet devam etse... Ama tabii kaybetse kimse Mehmet öyle yaptı kaybetti demez. Demeyecek. Tabii ki. Vedat bence oradan çıkamadı kaybetti diyecekler. Yapacağı hiçbir şey yok. Yani Mehmet öyle bir hamle yaptı ki içeride kaldı ve Vedat'a tam kaderine anlamıyla... Kaderine razı oluyorsun orada. Vedat'a tam anlamıyla yazılmış bir koşu bu. Aynen. Çünkü dediğim öyle gibi hazırlığını yaptı bekliyor. Evet. Birinin temposu düşse de evet. Ben dışına çıksam. Ama at çok kabiliyetli bir at. Çok. Maşallah. Çok kabiliyetli. 4'te 4 yaptı. Evet. 4 numara 4'te 4 yaptı bu yarışında. Maşallah ama özellikle o Vedat'ın içeriden çıktıktan sonra ki çok az bir mesafe tabii kaldı. Son 150 metre. Aynen. Yani kamçıyı sağdan sola alması, sol kamçıyı kullanmasıyla fotoda kapması tam oldu. Diyorum Vedat'a yazılmış bir koşu aynen bu. Aynen öyle ki canlı seyrettim bu koşuyu. Evet ben de sağdaydım. Çok keyifliydi. İşte önce çıkamadığını gördüm. Sonra televizyondan evet. Seyredince Mehmet evet. Kaya çünkü o hamle yapınca. Seyrederken şey çık artık çık artık dedi. Aynen. Aynen öyle. Tam o anda çıktı ve kazandı. Şöyle bir yorumum var. Katılır mısınız bilmiyorum. Mesela Nevzat'ın her an gelebilirler diye saplarını yürütmesi, yani her an biri beni kapabilir diye yürütmesi dezavantajın oldu. Biraz daha sallansaydı. Yani hazır Öztek Bey çıkamıyor. Hapsolmuşken onu görme şansı yok. Tabii yok, de ekrandan belki kontrol edebilir ya da bağırışmaları duyabilir. Yani. Biraz daha idare etse, yani orada ayrılmasa Ak Filozof'tan, içeride Vedat'ın hiçbir opsiyonu yok. Giremez, çıkamaz. Yani 50 metre daha oynarsa... Zaten Ak Filozof devam etse... Bak buralarda Nevzat biri gelecek diye yükleniyor. Evet. Şimdi istemese, yani biraz daha sallansa... Sabretse diyorsun. Kazanacaktı. 3 aksiyon daha dokunmasa ata kazanacaktı. Zaten o da soldan böyle ince de olsa dokununca at arayı 1-1,5 boy yaptı. Arkada Ak Filozof dama dedi. Yoksa... Ya, Ak Filozof devam etse koşu bitmişti zaten. %100 kazanmıştı uçak. Biraz daha Ak Filozof bir 50 metre daha devam gitse, etse, baskılasa iş bitmişti. İş bitti zaten. Aynen. Ama evet. Dediğiniz gibi çıkışı, çıktıktan sonra Vedat'ın sol elini kullanışı. Çok çok kısa bir mesafe kaldı derslik, çünkü. Derslik abi. Aynen. Derslik. Ha, yani. Nevzat şunu yapabilirdi. Biraz daha pisti ortalayarak gidip rakibini içeri hapsetseydi. Yine belki gelemeyebilirdi. Belki evet. içeriden o kadar kuvvetli gelemeyebilirdi Öztek Bey. Katılıyorum. Bir şansı o olabilirdi bir bence. De... Dediğim gibi ama tabii onun görüp yani çok şey yapması biraz belki bu yorumun başkalarını hedefleyecek. Belki Nevzat'ı biraz üzecek ama Nevzat'ın kafasında şeytanlar dolaşsaydı Nevzat bu yarışı kazanırdı. Evet. Başka bir jockey olsaydı öyle söyleyeyim ama Nevzat'ı kırmamak için bunu söylüyorum. Başka bir jockey olsaydı Uçan Kutlutay bu yarışı o 200'den sonra kaybetmezdi. Gerçi. Ama Nevzat'ın kaybetme sebebi kafasında
Binbir tilkinin dolaşmaması. Centilmen. Tabii ki Nevzat herhangi bir pozitif eleştiri şeyi değil. Hayır, tam tersi olumlu bir yaklaşım bu. Centilmen çocuk. Centilmence bindi. Adam gibi, delikanlı gibi bindi yani. Evet. Neyse o, sonucu neyse o, evet, buyurun gelin. Zaten yarış sever için de önemli değil midir? Yani hani müşterek payısına katılırız. Tabii. Hani kapanma şey olur. Ki bende Uçak Kutlutay mesela oyunumda vardı. Bu şekilde kaybetmesi beni rahatsız etmedi. Şey diyorum ya, mesela müşterek payısına katılıyorsun. Herkes gerçek performansını gösteriyor ama siz kaybediyorsunuz. Hiç üzülmüyorsun çünkü herkes gereğini yapıyor. Doğru. Burada da gereği yapıldı. Yapılacak fazla bir şey yok. Gereği düşünüldü. Gereği düşünüldü. Vedat da gerçekten çok iyi bindi. Hazırlığını da, dışarıya çıkacak hazırlığını da sürekli, evet, tayını diri tuttu. Evet. Ve vallahi Halis var abi acilen dönmezse Vedat bu yıl grup koşularda ambargo çok enteresan. Bak çok enteresan, çok enteresan sayılara çıkabilir. Allah, evet, nazardan saklasın. Amin. Evet. Çok enteresan sayılara çıkabilir diyorum ben size. Halis abinin dönmesini isteyen jokeyler de vardır bence. Hiç tartışmasız. Ama Halis Karataş ve Gökhan Kocakay aynı anda sahaya dönecek desen hepsi hayır olmaz der. Ama Halis Karataş dönecek, evet, dönsün abi derler. Evet. Ben özellikle Selim Kaya ve Halis Karataş mücadelesini çok özledim. Ben de özledim ama ben olur Selim, mu acaba? Ben Selim Kaya'nın dönse de buradan biraz da hırslandırmış olayım. Evet. Selim Kaya. Selim Kaya dönse de o iş öyle olmaz. Şimdi şöyle biraz bir hırslandırayım Selim Kaya'yı. Bana cevabını versin, ilk olarak hiç yapsın şimdi, ama Selim Kaya dönsün bugün bu sahaya, bıraktığımız Selim Kaya gibi dönmeyeceğini düşünüyorum. Bravo. Ama Halis Karataş dönsün. Halis Karataş son gün ne zaman bindi? Atıyorum Kasım ayında mı? Kasım ayındaki gibi döner gibi geliyor. Şimdi bana şöyle, çok doğru bir yorum. Katılıyorum. Çünkü Halis aktif başka, devam ediyor. Tabii, tabii. Selim bayağı bir ara verdi, ciddi ara verdi. Adam gitti çiftlik hayatı yaşadı. Mesela Akın Özdeniz benim çok yakın arkadaşım. Selam olsun. Verdiği aradan sonra tekrar döndü. Çok başarılı. Sahalarda fırtına gibi esen ama verdiğiniz ara sizi etkiliyor. Eskisi aynen gibi dönemiyor abi, biliyorsunuz. Kesinlikle abi. Peki. Gözden kaçma koşulları o kadar keyifli yorumlanıyor ki, hı hı, gözden kaçmayanları nasıl yapacağız bilmiyorum. 22 Şubat'a gidelim Kocaeli'ye. Kayı Bey kazandı ki arda arda kazandı. Yani müthiş işlere imza atıyor. Söyleyecek vazla fazla bir şey yok. Sadece şapka çıkarılır. Görelim koşuyu. Evet. Benim çok sevdiğim atlardan birisi yani. Bilmiyorum. Evet. Çok sempati duyuyorum bu ata. Bir de şöyle bir şey var. Hani kısa ve orta mesafelerde süperdim. Uzunlarda ne yapar? Uzunlarda kısa, uzun. Hiç yani fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ömer sendeyiz. Galiba Oktay'da da yok yok. Sen de değil mi? Karıştırdın mı? Tam ortaya konuştuk. Az evvel bir karışınca ben... Aa, tam ortada, aksiyozof yarışını tam ortada konuştuk çünkü. Bazı futbolcular vardır. Onlar takımlarının starı değillerdir ama sempatizanı çoktur. Mesela Kayı Bey'i öyle bir at. Evet. Ne diyeyimse Ergün Pembe gibi bir at. Kemik. Gösterişi yok. Gösterişi yok. Ama kemik sağlam. Abartısı yok. Tozluğunu çeker gider. Abartısı yok. Ama kupona yazıyorsun abi, geçiyorsun. Niye? Yapıyor zaten işini. Hı-hı. Hakan Baltan olsun abi. Bir bakıyorsun Toto'ya 1-1-1-1. Daha böyle, ne gösterişi ama olacak? Ama böyle kazanırken mesela seyirciyi Allah Allah falan. Ya, ki ne kadar güzel yarışlar. Mesela geçen yarışta çok iyiydi. Bu yarışta tabii çok çok iyi. Ama böyle bir daha koşsun. Mesela yarın atıyorum işte şart 5 koşsun. Evet. Kayı Bey'i. Olmaz herhalde bu saatten sonra grup 3'ü kazanın da. Evet. Atıyorum. Öyle bir yarışa yaz Kayı Bey'ini. Yine ya acaba bugün geçilir mi falan dersin. Ergün Pembe çünkü ama bazıları var mesela, anladın mı? O 10 numara. Abi adam kötü oynuyor diyorsun. Diyor ki olsun abi adam, işte Sergen Yalçın abi adam diyor. Vurur oradan, çıkar bir tane atar uzaktan. Evet. Mesela Icardi oyundan çıkaramazsın tabii abi diyor. Niye aynen çıkaramazsın? 90'dan şey düşen vurabilir diyor. Aynen. Bazı atlar da öyle abi. Her hafta yazıyoruz kupanı, yok. Ancak işte çok dengi. Ama Kayı Bey öyle değil. Kayı Bey, evet, Ergün Pembe oyundan kaçmaz. Ne zaman oynatsan oynar. Sağa koy oynar, sola koy oynar. Yani aynen, anladın mı? Pist değiştirdi oynar. Şu tempolarda düzlüğü deli dönmüş bir Mirbe'yi geçmek kolay değil. Evet. Devam üstelik, ediyor çünkü. Ve üstelik bir parça ince bir faule de maruz tabii kaldı. Yaptı. Tabii yaptı. Bir niyetlendi Görkem. Bak burada Görkem o. Görkem bir garanti alayım dedi. Sonra içeri kaydı. Bak, az evvel Uçan Kutlutay'ın yapmadığını mesela bu yaptı. Evet. Yalnız bir şey söyleyeceğim. En kritik yerde yaptı. Tabii tabii. Tabii. Tam devrini bulduğu tabii anda yaptı. Tabii tabii. Hani şey futboldan örnek veriyoruz ya, kafa evet topuna çıkıyorsun, adama bir dokun. Ne dokunuyorsun? Ceza var mı oradan Görkem'e? Bir dakika. Hemen merak ettim. Bakayım. Bir dakika. Bakmadım komiser raporuna bu yarıştan sonra. Ben buradan bakayım. Akın da konuşuyor zaten yarış bitimi. Akın dönüyor Görkem'e. Oktay onu muhtemelen şimdi ben bakıyorum abi diyor. Tamam. Ne yapalım biliyor musunuz? Hemen gözden kaçmayanlara geçelim. Çünkü konuşacağımız... Tolga'nı, Ömer'i... Kutlayalım tabii ki. Sevgili Baykara'yı...
Herkes yani emeği, kimin emeği varsa kutlayalım kaybeyinden. Zaten Çelikova ikilisinde de başarılıydı ama tamam, kaldığı yerden devam ediyor. Kutlayalım. Evet, Görkem çağrılmış ve yasal hakkını kullanmış. Demek çünkü en gelecek kritik yerde bir hamlesi demek var. Demek ki gün cezası gelecek. Bu arada Çelikova ikilisini de şöyle tebrik ediyorum. Atlarının sonraki kariyerlerini de yakından takip ediyorlar. Çok güzel sosyal medya mesajı paylaşıyorlar. Mr. Big Shot biliyorsunuz satılmıştı. Evet, Söylüp doğru. Evet, doğru. Söylüp ki kürsü satış koşusuna koyunca evet, kendileri aldılar geri. Evlatlarına da sahip çıkıyorlar. Tabii evlatlarına da sahip çıkıyorlar. Ben Tevfik Bey'in ardından acaba bu formalarını da çok beğeniyorum dizayn olarak. Ya çok güzel değil Tevfik mi ama Tevfik Bey'in ya rahmetli olmasından sonra evet, acaba dedim ama tam aksine Ali Bey çok evet, iyi sahip çıktı Ekürü'ye ve aynen, farklı aynen, böyle yaklaşımlar gösteriyor. Evet. Helal olsun. Yaklaşım dolayısıyla Çelikova Ekürüsü'nde kutluyorum. Evet. Sevgili Barbaros, ikinci gözden kaçmayanlar ikinci sıradaki koşuyu hazırlarsan birinci şifaya geçelim. Zaman sınırlı. 18 Şubat İzmir'deyiz. Hükümsüz Sefa Söğüt'le kazandı. Koşuda bir protesto vardı. Koşunun dördüncüsü Ateş Ağa'nın ilgilerinden hasta arkana protesto çıktı. İncelendi ve reddedildi. Bunun neticesinde Hükümsüz Sefa Söğüt ihtar cezası, Candarlı Vedat Abiş, İlk Virajlı Usulsüz Kulvardan sözlü uyarı, hasta arkanı Zülfikar Karabulut, Son Düzlüklü Usulsüz Kulvardan ihtar 2949 lira. Yani protesto da reddedildi diyelim. Ve 18 Şubat İzmir'e gidelim. Gündüz düşü Hüseyin Turan'la kazandı. Koşunun ikincisi Aferdit Gündüz Düşü, koşuyu Aferdit'e kazandı. Koşunun evet, ikincisi Gündüz Düşü'nün ilgilerinden koşuya protesto çıktı, incelendi ve uzun uğraşlarla seyredildi Mali Komiserler Kurulu tarafından ve kabul edildi. O protestoyu hemen görelim lütfen. Değer yarışseverler, ikinci koşuda protesto vardı. İki numarada Safkan'ın ilgilileri, bir numarada Aferdit'in faul yaptığı gerekçesiyle protesto ilettiler Komiserler Kurulu'na ve protesto incelemesi tamamlandı. Son 600 metreye girilirken Aferdita rakibi 1 numaralı 2 numaralı Gündüz Düşünü biraz üzerinde sıkıştırmıştı. Düzlüğe çıkılırken iki safkan birbirinden ayrılmaya başladı. Protesto incelemesi tamamlandı ve yapılan protestonun şimdi sevgili yarışseverler, görüntü az sonra tekrar ekranlara gelecek. Çok alışık olduğumuz şeyler değil. Genellikle Mali Komiserler Kurulu düzlük döndükten sonra yapılan faulleri değerlendiriyorlar. Çünkü geçtiğimiz yıllarda koşunun farklı metrelerinde yapılan faulleri çok es geçiyorlardı. Bu farklı bir uygulama oldu. Evet. Şimdi Gündüz Düşü koşunun liderliğini alan ve koşuyu önlerde kabullenen bir isim. Tıpkı Aferdita gibi. Doğru. Ha, 800'lerden itibaren sürekli bir yana yaklaşım var. Onun neticesinde düzlük dönülüyor. Düzlük dönüldükten sonra iki safkan birbirinden ayrılmış vaziyette geliyorlar. Yani şunu sorayım Oktay. Evet abi. Bir faul söz konusu. Bir yer değişikliği söz konusu. Ama düzlük dönüldükten sonra ciddi bir mesafe var. 400 metre. Bir sprint mesafesi var. O sprint mesafesinde Aferdita'nın yanına hiçbir şekilde Gündüz Düşü gelemiyor. Koşunun evet, bitmesine az bir zaman kala bir kamçı değişikliği tekrar toparlanıp geliyor. Eğer o fark kapanmasaydı bu yarış değişir miydi sence? Herhalde değiştirmezlerdi diye değil mi düşünüyorum. Şuna baktı, performansı devam tabii, ediyor. Tabii, tabii. Mesafeyi kısalttı, aynen, yakaladı. Öyle. Yani hem koşu içerisindeki ciddi fauller hem performansının artması, üzerinde Aferdita'dan çok geri kalmaması sebebiyle evet, komiserler böyle bir değişikliğe gitti. Kutluyorum İzmir komiserlerini. Bana göre doğru bir karardır. Evet. Ama bu kararların arkasında durmalarını temenni ediyorum. Ama aynı programda, aynı günde şimdi onu söyleyecektim. Evet. Bir sonraki koşu evet, hatta bana göre bu yarışa göre 10 kat daha ağır bir foul. Ondan sonra bir koşu daha var, o da ağır. Evet, onda yani da yine bir değişiklik. Değişmesi gereken koşuyu reddettiler. Çok mesela doğru başladı. Yani doğru başladı ama doğru gitmedi. Devam etmedi doğru. Devam etmedi maalesef. Ya bilmiyorum, benim Türkiye'de en anlamlandıramadığım Komiserler Kurulu İzmir'de. Evet. Yani ne zaman ne yapacaklarını bilemiyorum. Yani handikap atı gibiler. Yani bir hafta 100 metre önde kazanıyor, bir hafta engeli geliyor. Yani çok daha radikal bir benzetme bulamadım. Burada mesela çok radikal bir karar verdiler. Öyle değil mi? Evet. Çok radikal bir karar. Kutluyorum bu kararlar için. Ama ondan sonra devamı yok. Evet. İstikrar yok. Aynen. Yarışı aynı benim izlediğim gibi izlediklerini düşünüyorum. Ne demek bu? Yarış koşturken dedim ki ya Aferdita'nın aprensi de yani abarttı. Yani şarjı. Aynen. Şimdi çocuğu devirecek dedim. Aynen. Sonra düştü dedim oyundan Gündüz Düşü. Düzlüğe çıkıldı. Son metreler bir anda şöyle oldum. Aha Gündüz Düşü içeride. Bir kamçı, soldan bir kamçı. Neredeyse oyuna girdi. Ve hani o içeride hala direndiğini görünce şaşırdım hatta. Evet. Hala oyunda diye. Dedim ondan sonra protesto kabul edince ya, hakemler
Benim gibi izlemiştir Mekke yarış içerisinde. Yuh dedikten sonra atı orada görünce şaşırmıştım. Aynen, hepimiz gibi izlemişler. Demek ki oyundan düşmedi. Evet. Ben de örnek bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben de bu tarz yarışın neresi olursa olsun neticesine etki ettiklerini düşündükleri faulleri sert cezalandırsınlar istiyorum. Doğru buluyorsun değil mi abi bu kararı? Net, çok hiç tartışmasız. Evet. Yani. Çünkü dediğim gibi devam etmese sadece ceza ile yetinilecek. Ama devam edince de verilmesi gereken bir karardı. Çok beklediğimiz gibi bu yarışı bu kardeşimiz kurtarsaydı, daha önce bu örneği vermiştim. Mahallede arkadaşlarının yanında, kahvede arkadaşlarının yanında. Baba bir daralttım, içeride bağırta bağırta viraja çıktım, orada kopardım zaten yarışı diye çakçuk yapacaklardı. Bak çok net. Niye? Çünkü yani öyle bindiğini herkes biliyor. Ama sonuç işte öyle bindiğini bilirken o faulü cezalandırmamak olmaz. Cezalandıracaksın abi. Hemen değiştir. Bir de şöyle bir şey. İzmir komiserlerini bu koşuyla ilgili kutluyorum. Neden? Az önce koşunun başlangıcında şunu söylemiştim. 2000 metrelik bir koşu örnek vereyim. Doğru. 2000 metrelik her metresinin değerlendirmeleri gerekir. %100. Şimdi kesinlikle. Ne oluyor? 800'lerde bir faul oluyor. Sözlü uyarı 2986 lira. Koşu değişebilir. Çünkü o hamleleri yapmasa, karşılaşmasa koşuyu kazanacak. Abi start çıkışında bile koşunun aynen. Değişmesi lazım. Çünkü rakibinize yapın faulü. 5 boş startta kalsın. Direkt performansı olsun. Etkiler. Tabii ki. Aynen olmaz öyle. Yani. Öyle, dolayısıyla öyle onun için yok. Radikal bir karar bu. Evet. Yani peki, umuyorum ki diğer illerde de benzer kararları görürüz. Bekleriz. Evet. Devam edelim. Aynı gün İzmir'deyiz. İzmir'den ayrılmayacağız bugün. 3 şart yarış. Berit Adem Ceylan'la kazandı. Şimdi koşun, bu yarış değişmez mi abi? Evet. Koşunun ikincisi CEO'f. Reality'nin ilgilerinden kazanan Berit'e protesto çıktı. İncelendi ve reddedildi. Görelim. Protesto reddedildi bu arada. Sıralama kesinleşti. Ekrana da kule görüntüsü yansıyor. Koşuyu kazanan isim 2 numaralı Berit'ti. 5 numaralı Sea of Reality ile son 200 metreye gidilirken başa baş bir mücadeleye başlamıştı. İki safkan arasındaki bu yakınlaşmalar sonucunda 5 numaranın ilgilileri 2 numaralı Berit için yarışa protesto çektiler. Protesto incelemesi tamamlandı. Komiserler kurulu kararıyla protesto reddedildi. Evet, düzlükten itibaren Sea of Reality ve Berit mücadelesi vardı ki düzlük dönüldükten sonra çizgileri saydığımızda dışa doğru bayağı çizgiler aşıldığını gördük. Evet. Berit bu hamlelerinden dolayı Adem Ceylan usulsüz kulvar ihtar 2949 Sea of Reality Mertcan Çelik'te ihtar cezası aldı. Oktay? Buradan Adem Ceylan'a gün cezası gelmedi mi? Gelmedi. İhtar ve 2949. Tebrik ediyorum. Bu kadar İzmir'deyiz. Evet. Oktay, Emer? Mertcan önce hamleyi yapmasa bu yarışı da değiştirirlerdi herhalde diye böyle bir yorumum var. Çünkü Mertcan Sea of Reality ile rakibin üzerine bakın abi. Başta ilk hamleyi o yapıyor. Evet, sonra Berit de öyle mi gel abi o zaman soldan diyor. Soldan zaten kamçı devam. İkisi de özellikle son günlerdeki komiser yaklaşımlarını gözlerine alırsak cezalık yaklaştılar. Mertcan'ın burada iyi niyeti var. Hemen çekiyor atı üzerine gittikten sonra. Adem'in o iyi niyetini görmüyorum açıkçası. Adem hani madem üstüme geldin gel o zaman. Ki kamçı sağında ama kantarmalar sola meyilli. Burada atını temas da var. Evet. Sonlarda temas 50 metrede. Var. Nereden nereye geldi? Mesela ben Afertitan'ın değişmesini doğru bulduğum kadar burada mesela bu nasıl değişmez demiyorum. Evet. Diyemiyorum. Ama değiştirseydi o yarışın üzerine bunu da vay be derdim. Vay be de. Ama bu böyle %100 değişir kardeşimlik bir yarış değil bence. Şimdi %100 değişir dedim en azından kendi adıma koşu geliyor ekrana. Buyurun. Yek sırayı verelim sevgili Barbaros. Orada da pek hem fikir değilim ama %51 değişebilirdi. Bekir Mert Mırık. Ben orada %51 değişmez tarafındayım. Ben değişir tarafındayım. Burada. Evet. Ben de mesela Ahmet Ali evet biraz foyluyor ama at boşa çıkınca hücum etti. Ama sonra devam ediyor. Orada boşa çıkınca devam etti. Yani arada kalsa böyle gelmeyecekti. Arada mesela. Kalsa çünkü pozisyon yok. Bir şey diyeceğim. Bence orada Ahmet Ali tempo yitiriyordu zaten. Peki yani sonra nasıl devam? Geldiğinde, yani dışa çıkıp rahatladıktan sonra ben atların de. Arasında gitmeyi çok fazla sevmeyen bir at. Bir de set var önünde. Tabii yani aslında avantaj oldu. Biraz da teşekkür etmeleri lazım avantaj bence. Oldu. Yani jockey'nin çalışmadığı derse Bekir Mert Mırık teşvik etti onları. Evet, aynen öyle. Bence de öyle. Yani. Ahmet Ali'nin kazandığı ya da ikinci kaldığı bütün yarışlar dış kulvardan tek başına attığı sıkıntı. Yani. Aynen öyle. Ki burada herhangi bir işte tutma, çekme, işte aksiyonun bozulması hiçbir şey yok. Yani bir boyluk bir mesafe var arada. Evet, kulvar değişikliği usulsüz. Orada hemfikirim. O da Bekir'e yazar. Yani o da Bekir'e yazar. Jockey'e ceza, oyuna devam bence. Bir de şöyle işte o hamleden sonra koşu performansını yükseltmesi... Nin tarafındayım ben de.
İhtar verildi Yeksel'e Bekir Mert Murek. İhtar ve 2949 lira. Ben mesela cezası. Ben olsam burada bir 5 günlük gün cezası uygulardım. Ki olması da gerekirdi. Olması bence. Gerekirdi diye düşünüyorum gün cezası. Peki. Şimdi ne yapalım? İhtar biraz hafif kalmış. Şöyle saatimizi de kontrol edelim. 20 Şubat Antalya'dayız. Michael Bekir Mert Mırık da kazandı koşuyu. 1200 metrelik bir koşuydu. Zor bir koşuydu. 1.14.88'de bitti. Start çıkışında Atiba, Cemal Paso, Bedesten, Serkan Yıldız, Michael Bekir Mert Mırık, Tangül Hanım, Gökhan Yıldız. Hepsinde start çıkışında ihtar ve para cezaları var. Ya. 1, 8, 9, 10 startı. Bargoz'cum tekrar start çıkışını verebilirsen. 1, 8, 9, 10 startla. 10 starttan Tangül Hanım geliyor. Daha birinci bayrak hakemi yerine geçmeden zaten şey başladı Michael. Evet. İşten dışarı doğru hamlesini yaptı. Ama Bedestan'dan da biraz geldiğini düşünüyorum ben hepsi Michael'ın. Geliyor. Evet evet hayır hayır. Tamam hepsi geliyor da. Şimdi Bedestan'ın da bir... Çünkü bak burada Bedestan bir kalıncı yarım boy onu. Önde. Evet. Daha seri başladı Michael'dan. Evet. O sürekli içeri geldikçe mecburen Michael da geliyor zaten. Evet. Michael şey demiyorum burada. Özellikle... Suçsuz demiyorum. Onun da suçu kabahati var ama biraz da Bedestan'ın etkili. Dışarıdan gelince... Evet. Ama bir kulvar tam start çıkışında Michael, çok iyi foul yapıyor İhtar, bence. Michael, 5898 tekerürden. Tangül Hanım, Gökhan Yıldız tekerürden 5898. Şimdi aynı stilde rakipleriniz olduğu zaman koşu ne kadar zorlaşıyor. Öyle değil mi? Evet, mesela burada Michael veya Atiba önlerde yalnız kalabilse, Bedestan Michael'da yalnız kalabilse, gerçi Michael kazandı koşuyu, daha rahat bir performans sergiledi. Mesela ben burada şunu düşündüm. Acaba Michael kaçıp Bedestan arkaya kalsaydı, Michael'ın yaptığını Bedestan yapabilir miydi? Diye bir soru sorulabilir. Bir soru işareti geldi kafama. Benim çünkü de... Michael hiç böyle yarış kazandığını hatırlamıyorum. Aynen. Ben Michael'ın. Aynen. Yani. Ama işte daha diri döndüğü için düzlüğü. Geldi, devam etti. Bir de kolay evet. Kazandı. Hep söylediğim şey bir kez daha söylüyorum. İzmir'de iyi koşan atlar Antalya Kumu'nda iyi koşuyor. Ben bu koşu 1400 olsaydı bu üçlünün mücadelesine o süresinin %100 bir yerden katılacağını düşünüyorum. Kazanırdı. Kazanırdı. 1200 olmasına rağmen. Tabii tabii bence kazanırdı. O kadar diri geliyor ki. Evet. Ama mesafe işte, çok kısa. Çok kısa abi. Çok kısa. Neler var mı ilave? Çok bir ilavem yok açıkçası. Stabright'da iyi koştu bence. Çok iyi koştu. Stabright'ı da o serisini evet. Çok beğendim. Stabright bariz bir şekilde işte kumuyla sentetiği farklı koşuyor. Evet. Yarışseverler buna dikkat etsin. Yani bir sonraki yarışta sentetik koşarsa vay nasıl oldu böyle demesinler. Ama Michael eğer böyle koşabilecekse evet. Yani önüne bir at alıp sprint yapabiliyorsa sprint yapabilecekse bu opsiyonu kullanabilecekse değişik yarışlara imza atabilir. Sevgili Barbaros 7. sıradaki koşuyu hazırlayalım. 6'yı sadece sözlü geçeceğiz. 20 Şubat Adana'da Memory Remains kazandı. Son 100 metresinde resen inceleme vardı. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ahmet Çelik ve Mehmet Akyavuz'a ihtar ve 2949 lira para cezası çıktı diyelim. Ve şimdi haftanın en çok konuşulan koşularından birine geçelim. 21 Şubat İstanbul'dayız. Maiden 4 yaşlı Araplar 2000 sentetikte mücadele ettiler. 2:22:41 ile Alaturka Adem Ceylan'la kazandı. Koşuda resen inceleme vardı. Muteber, Mazlum Pirdemir son düzlükte usulsüz kurvardan dışarıdaki atlara tampon yaparak koşu yolunu daralttığı tespit edilmiş. Savunma verecek. Büyük Ejder Hüseyin Şimşek start çıkışı sözlü uyarı. Muteber, Mazlum Pirdemir şeyi verdi savunmayı. 30 gün 2949 lira para cezası. Gülizar Hanım, Mehmet Kaya son düzlükte usulsüz kurvardan ihtar diyelim ve hemen startı verelim. Barbo mümkün olduğu kadar hızlandıralım düzlüğe kadar. Çünkü düzlükten sonra gelişecek olaylar. Muteber sarı kırmızı formasıyla Kır Safkan karşımıza çıkacak. İçeriden dışarıya doğru yapacağı hamleler sonunda hemen hemen tüm rakiplerini zor durumda bırakmasına rağmen koşu üçüncü olarak bitirdi ama yaptığı faullerden dolayı dokuzunculuğa atıldı diyelim. Ve evet yavaş yavaş da 10 metrelere doğru gidiyoruz. Muteber kerpiçli koşunun liderliğini yapıyor. Ve sonlara kadar da o mücadelenin içerisindeydi. Sarı kırmızı formasıyla yavaş yavaş kadraja giren isim Muteber, Mazlum Pirdemir, Enver. Hah geldi koşu. Evet. Sarı kırmızı forma Kır Safkan. Şu anda içeride hemen önünde kerpiçli var. Görüntü girince heyecanlandım. Çok karışık bir koşu çünkü. Kamçı sahilinde Mazlum Pirdemir'in. Burada yavaş yavaş dışarıdan içeriye doğru, içeriden dışarıya doğru sahilinde Hoppa. Kamçı. Burada yaptı hamleyi. Hala devam ediyor. Ondan sonra da arka çarşı karıştı. Ve bunun neticesinde de cezalar çıktı tabii ki. Bunlar en çok etkilenenlerden biri Pınar Ağası. Dikkat çekeyim. Mert Dat, Ayhan Bey'i
ki o faullere maruz kalmadı. İçeride koşuyu gerilerde takip edip sonlarda etkili geldi dördüncü. Enver, Alaturk, Adem Ceylan kazandı. Muteber, Mazlum Pirdemir. Adem'i kutluyorum. Ekibini kutluyorum Alaturka'nın. Sevgili seçim hazırlıyor galiba Bursa'da. Emeklerine sağlık diyelim. Zaten bir önceki yarışta sinyalini vermişti. Adem'le uyumu belli. Bence sürpriz bir sonuç değil kazanması. Ama Muteber için tabii abi İstanbul'da bir abimin öyle bir güzel sevdiğim bir sözü var. Diyor ki İstanbul'da böyle bir yarış izletme hakkı yok. Jokeylerin yok abi. Şimdi Mazlum'un tabii kendince haklı sebepler olabilir. Bir müddettir sahada yoktu. Askere gitmişti bildiğim kadarıyla. Evet, bu arada şeyi sorayım. Sözünü unutma. Metin Hamadi. Ben bıraktı diye biliyorum. Sakatlandı biliyorsunuz. Evet, onu biliyorum. Şu anda heyet raporunu bekliyor. Sahada gördüm de. Malulen emekli olacak. Anladım. Evet. Son aşamada. Muhtemelen bugün yarın haberi gelir. Malulen emekli olacak Metin. Anladım. Tabii sahanın emekçi isimlerinden biri mutlaka işte yardımcı antrenör olarak vesaire bir lisansını şekilde döndürebiliyor değil mi antrenörlüğe? Döndürebiliyor. Yani mağlulen emekli evet, olsa evet, da. Evet, tabii ki. Neyse. Tribüne çıkıp antrenörlüğünü yapar. Evet. Yardımcı antrenörlüğünü yapabilir, evet. İmza atabilir. Evet. Bunların hepsi için yeterince genç. Ona da geçmiş bizim olsun için diyelim. Kıymetli yani atın sırtında geçti. Görmeyeceğiz diyebilirim Metin'i. Evet. Çünkü mağlulen emeklilik için artık son aşamada yani heyet raporu vesaireyi bekliyor. Geçmiş olsun. Geçmiş tekrar olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Sevdiğimiz evet. Bir kardeşimiz. Evet. Ama burada Mazlum Birdemir'in askerden dönüşü belli ki askerde atla, atçılıkla bir alakası olmamış. Eskiden jokeyler süvari olarak vesaire yaparlardı genel olarak. Bir at üzerinden inmezlerdi ama öyle olmamış. Özellikle foal yaptıktan sonra atı düzeltememesi, kaderine razı olması arkada birçok safkanı zor durumda bıraktı. Evet. Çok zor durumda bıraktı. Kaza olmaması, daha beter bir kaza olmaması. Burada şikayet pişti gidiyordu. Şansı oldu biraz. Yani atların arkada birbirine çarparak dayanışması kimsenin düşmemesine sebep oluyor. Evet. Yoksa mümkün değil. Biri düşecek diye. İşte o programın başında konuştuğumuz şey. Acaba sonrasında bir problem vesaire. Tabii. Olmama şansı o yok. O darbelerden sonra. Aynen. Zaten koşu öyle bir hale geldi zaten ki. Zaten problemli safkanlar. Koşu performansını arttırmaktan ziyade kendilerini kurtarma mücadelesi verdi. Tabii. Çok üzücüydü. Geçmiş olsun. Radikal bir karar. Ben İstanbul komiserlerini yürekten kutluyorum. Yürekten kutluyorum. Kimse var ya böyle bir foul yapma riski olduğu yere deklare dahi olmaz. Ki yani sezonun ortalarına geldik. Kış sezonu bitiyor. İlkbahar yaz sezonu çok başlamasına yakın tarihte de bir ciddi bir mesaj olduğunu da düşünüyorum. Çok. Peki arkadaşlarımızla haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.